Günaydın, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim beni dinlemeye geldiğiniz için. Konuşmama başlamadan önce TÜDOKS'a da çok teşekkür ediyorum. Profesör Ali Kalkanlı hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu kongreden beni haberdar etti ve sağ olsun fırsat da verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tunca Bey de yardımcı oldu. Bir başka teşekkürüm de uzun yıllardır dostum olan Arda Çetin. Beraber geldik. Böylece uzun süre sonra tekrar görüşmüş olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu sunuş faydalı olur. Bugün buradayım, bütün gün neredeyse buradayım. O yüzden eğer bir sorunuz varsa, görüşmek isterseniz herhangi bir konuda memnun olurum. Bir önceki sunuşa hakikaten çok şahane bir sunuş oldu bence. Yaylalı Bey'e teşekkür ediyorum ve katılıyorum. Yani bir sürü noktaya dokundu. Benim sunuşum da aslında belki bahsettiği birçok şeyin nasıl hayata geçirildiğine dair bir örnek olabilir. Bu doğrultuda yardımcı olursa ne mutluyuz, öyle diyelim. Ben TWI'dan geliyorum. TWI de Cumhuriyetimiz gibi 100. yılını bu sene kutlayan bir kuruluş. 1923'te kurulmuş. Bu sene 100. yılını kutluyor. Cumhuriyeti kutladık. Aynı şekilde TWI de bu sene 100. yılını kutluyor. TWI nereden geliyor derseniz The Welding Institute. Yani İngilizce'de the ilk kelimenin T'si alınıyor. Welding'in W'si alınıyor. Institute'un da A'yı bir araya geldi mi TWI. İlk başta tabii bunun kurulma nedeni nedir diye baktığınızda İkinci Dünya Savaşı'nda malzeme, metalurji gibi konularda gemiler üretiliyor, trenler yapılıyor, kaynaklar yapılıyor. Bu kaynaklar nasıl yapılmalı, nasıl standartlar olmalı? Bu tip endüstrinin ihtiyacı olan konularda çok çalışma yapmak üzere bir ufak bir kaynak enstitüsü kuruluyor. Bu daha sonra tabii büyüyor. İlk aşamada Londra bazlı. Daha sonra Londra'ya yine bir saat uzaklıkta Cambridge'e bir lahana tarlası diyelim alınıyor ve oraya kuruluyor. Resimde gördüğünüz enstitünün bugünkü hali. Ve ben şöyle söyleyeyim, burası şimdi bir Science Park, Cambridge'deki çok önemli Science Park'lardan bir tanesi ve metalle uğraşan tek kurum TWI. Etrafa baktığınız zaman gerisi hep Pharmaceutical Medical. Bu AstraZeneca Avrupa Headquarter'ını Cambridge'e getirdi. Pfizer, yani bu Covid zamanından ismini duyduğunuz, tadığınız şirketlerin çoğu Cambridge bazlı. Tabii en eski kuruluşta baktığınızda TWI. Köken bakarsanız çelik, metalürji, daha sonra alüminyum. Alüminyum sektöründe çok büyük bir, 92'de bir icat geliştiriliyor TWI'da. Sürtünmeli kaynak, alüminyum da kullanılan, bugün dünyanın her yerinde kullanılan, hatta tren vagonlarının falan yapılmasında kullanılan kaynak teknolojisi TWI'da icat edilmiştir, geliştirilmiştir. 13 sene dünyaya lisans edilmişti ve daha sonra artık TWI'nin orada rolü biraz daha çalışanlara, uygulayanlara destek verme amaçlı. Yoksa teknoloji endüstriye tamamen geçmiş, full scale up olmuş vaziyettedir. İlk alıcıları Japonya'dır, daha sonra Amerika'dır ve şu anda alüminyumun kullanıldığı her yerde, buna şey de dahil, bu Elon Musk'ın adı geçti. Kendisinin uzaya göndermek istediği yapılarda da hafif olduğu için alüminyum kullanılan yerde de Friction Stir Welding diye bilinen sürtünmeli kaynağı duydu, ilgi gösterdi. O aynı şekilde entegre etmeye çalışıyorlar. Yani teknoloji bildiğiniz kaynak teknolojisinden biraz daha farklı ama malzemeye tamamen malzeme üzerine kurulmuş bir teknolojidir. Benim konuşmak istediğim konu bugün Yaylalı Bey'in de bahsettiği gibi biraz daha geleceğe yönelik bir konu. Yani inovasyon. Her dilde aşağı yukarı aynı kelime kullanılıyor. Biz de aynı süreçten geçtik. Ben TWI'da gelmeden önce alüminyum sektöründe çalıştım ve ilk yaptığım şeylerden bir tanesi dökümdü.
Ama yapmak istediğimiz biraz daha inovatif bir dökümlü. Yani yeni alaşım nasıl geliştirilir? Yeni kullanış nasıl geliştirilir ve hangi ürünlerde bu kullanılabilir düşüncesiyle bir sürü çalışma yaptık. Kompozitler yaptık, döktük. Bunu mümkün olduğunca endüstriye geçirmeye çalıştık ve ilgili bunun üzerine bir sürü yayın vardır. İsterseniz buyurun bakın okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. TWI'de de aslında metalürjik kapasitemle geldiğimde TWI uzun yıllardır petrokimya sektörüne servis veren bir kuruluş konumundaydı. Ve böyle bir kuruluş tabii her kuruluş olduğu gibi müşterileri olan bir kuruluşsa, üyeleri olan bir kuruluşsa ne oluyor? Bir zaman sonra her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani prosedür belli, testler belli. Aslında yani her şey de güzel gidiyorsa yeni bir şeye bakmanız için hiçbir neden yok. Yani oturduğunuz yerde bütün her şey aynı şekilde devam eder. Zamanında da yapıyorsanız all is good. Yalnız tabii hayat böyle olmuyor ve Yaylalı Bey de bahsetti. Yani her şey değişiyor. Endüstriyel üyeler, TWI üyelik bazlı bir kuruluştur. Bir seri sektörden endüstriyel üyesi var. Bunların ihtiyacı değişiyor. Bunlara kulak vermek lazım. Ve biraz da eğer siz böyle kendiniz yani yapı olarak da ya yeni ne olabilir, nasıl yapabiliriz, hangi konular belki burada daha önemli olabilir gibi soruları soran bir insansanız o her gün yaptığınız olay sizi aslında memnun da etmiyor. Diyorsunuz ki ya burası iyice şey oldu yani. Her gün aynı şeyi yapıyoruz. Bu nereye kadar gidecek? 2009 yılında böyle biz birkaç arkadaş TWI içerisinde kafamızı kaşıdık. Ya burada nasıl bir yeni bir kültür getirilebilir sorusuyla bir ilk inovasyon merkezi kurduk. Bunu da nasıl yaptık? Üniversite ve araştırma geliştirmenin her gün yapıldığı bir kurum, üniversiteler. Ve burada çok büyük bir kitle var. Biz üniversiteyle ortak nasıl çalışılır, ileriye yönelik endüstriyel kuruluşların kullanılabileceği nasıl bir ortam kurulabilir düşüncesiyle bir merkez kurduk. Bunu da neyle kurduk? Yine TWI'ye yakın olan, Cambridge'e yakın, Londra'ya bir saatte bir mühendislik fakültesi olan bir Brunel Üniversitesi ile bir merkez kurduk. 2009 yılında. Amaç neydi orada? Amaç üniversitede çalışan akademik konuların ve kitlelerin endüstriye fayda etmesi. Bu kendi kendine olmuyor. Hem yani üniversitelerde aslında çok büyük bilgi var ama üniversitelere girdiğiniz zaman endüstride ne olup bittiğini pek bilen insan sayısı da az. Yani vardır ama bir fakülteye girdiğinizde sizin yaşadığınız sorunların haberdar olan akademisyen sayısını bulmak zor. İngiltere'de aynı şey geçerli. Yani bu Türkiye için değil, her yerde böyle. Onların da en önemlisi ya bizi problemleri takip edemiyoruz. Siz biliyorsunuz problemleri. Biz de bunun çözümleri için çalışmalar yapıyoruz. Sizin problemlerinizi, endüstriyel üyelerinizin problemlerinizi çözen teknolojiler geliştirelim. Sizin de desteğinizle bunları hayata geçirelim. Yani kökeni budur. Bu şekilde merkez kuruldu. 2009 yılında. Ben de tabii buna çok ilgili olduğum için ilk başta bu merkezin başındaydım. Bayağı büyüttük. Ve bu kültürü aslında, yani burada bir transition oldu TWI'de, enstitüde. Bir inovasyon kültürü gelişti. Bugün 15 tane böyle merkez var. Yani bugün 2023. Yani ne olmuş? 10 deseniz 13 sene içerisinde bu kültür iyice yayıldı ve TWI şu anda inovasyonu tamamen içine entegre etmiş bir kuruluş haline geldi. Ben bu konuda konuşacağım. Birkaç slide göstereceğim size. Bunlar nasıl oldu? Nasıl bir ortam var? Nelere fayda ediyor bu? Bunlardan bahsedeceğim ve inşallah faydalı olur. Dediğim gibi bu bir merkezden çıktı olay. 15 merkez kuruldu. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Tabii bu tek başına üniversiteyle kurulmuyor. Burada endüstriyel özellikle KOBİ ölçekli kuruluşları çok büyük bir ilgisi var. Endüstriyel de bir kol geliştirildi. Bununla beraber hem akademi hem endüstri bir innovation network, twin dediğimiz bir innovation network kuruldu. Buraya baktığınız zaman İngiltere'den, Avrupa'dan ve dünyadan bir sürü kuruluşun bir araya geldi. Aşağı yukarı aynı düşünen, aynı şekilde düşünen, aynı şekilde ilgileri olan kuruluşların bir araya geldiği bir network. Bana sorarsanız burada en büyük rol
Ve en önemli bu network'ün deseniz, yani bu network en önemli nedir deseniz, bence KOBİ'ler. KOBİ'ler olmadan ne network oluyor, ne Ar-Ge oluyor, ne çalışma oluyor, ne inovasyon oluyor. Büyük şirketler belli bir hızla kendi üretimlerine devam ediyorlar. Ve KOBİ'ler kadar dinamik değiller. Eğer inovasyon yapıyorsanız dinamik olan bir iki KOBİ ile yakın çalışmak çok önemli bana sorarsanız. Benim tecrübem açıkçası bu. Bu network'ün içerisinde akademik kuruluşlar da var, üniversiteler, bizim merkezler dediğimiz. Ona biz merkez diyoruz çünkü biz üniversiteyi sadece üniversite zihniyle çalışılma yapılması değil de biraz da endüstriyi amaçlı Ar-Ge ve inovasyon yapılmasını istediğimiz için ona merkez tabirinde bulunuyoruz. Tabii bunların çalışacağı, kullanacağı fonları sağlayan mekanizmalar da var. İngiltere'de var, Avrupa Birliği'nde var. Türkiye'nin de üyesi olduğu, katılma üyesi olduğu Avrupa Birliği'nde var. Ve o çok büyük bir ivme veriyor bu tip aktivitelere. Ve biz de bunlardan faydalandık, bunlara başvurduk, bunlar üzerine çok çalıştık ve bir seri proje kazandık. Türkiye'deki üyelik kuruluşlarımızla beraber, yani Türkiye'den bu network'e üye olan TWA ile 10-15 senedir beraber çalışmış kuruluşlar var. Bunlarla tanışıp görüşebilirsiniz. Tecrübelerine kulak olabilirsiniz. O yüzden bu international. Şöyle diyeyim, İngiltere'de nerede TWA sorabilirsiniz. Ya burası neresi, yani nereden? İngiltere'de Cambridge Headquarter, demin bahsettim. Dört bir yanında merkezi olan bir kuruluş. Cambridge'e en yakın belki büyüklük açısından baktığınızda Sheffield, Rotherham diye geçen. Şöyle. Galler bölgesinde yine tahribatsız muayene ve robotik çalışmalara daha çok dahil olan bir merkez var. Kuzeydoğu'da da bir merkez var. Kuzeydoğu aslında İngiltere'ye baktığınız zaman daha çok yüksek enerji kullanımı olan işte döküm, kaynak, ondan sonra metal sektörünün çok kuvvetli olduğu bir bölge. Ama tabii yıllardır yıpranmış çelik sektörü İngiltere'den elini neredeyse çekti. 2000 yılların başında bir Avrupa'nın neredeyse %10'una sahip bir alüminyum sektörü vardı. Bu da neredeyse sıfıra indi. Yani çok değişim oldu. Çok tanıdık olduğumuz bazı prosesler yer değiştirdi. Eklemeli imalat diye bilinen additive manufacturing İngiltere'de dökümhaneleri neredeyse kapattı. Yani bildiğiniz döküm yapan, böyle bizim alışılageldiğimiz döküm yapan yer kalmadı. Üniversitelerde kendi içerisinde dökümhanelerini kapattılar. Neye geçtiler? Daha çok kompozitler, nano malzemeler, yok efendim polymer, daha plastik, o taraflara kaydılar. Yani taş çatlasa 3-4 tane üniversite vardır klasik metalürji eğitimi veren İngiltere'de. Tabii bu zamanın getirdiği değişimler. Buna ayak uydurmak lazım. Biz de ona uğraştık. Endüstrinin servis ihtiyaçlarına unutmadan ayak uydurmak lazım. Yani hemen de olmuyor tabii bu değişiklikler. Bahsettiğim inovasyon merkezlerinin sayısı 2009'dan beri arttı. Yani ben ilk merkeze çok zaman harcadım ama daha sonra biraz da çalışma alanım bu merkezlerin sayısını arttırmaya geçti. Çünkü bir merkezle olmuyor. Temalar farklı, ihtiyaçlar farklı. Endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak birden fazla merkeze ihtiyaç var. Bu şekilde bir seri merkez kuruldu. Şimdi baksanız Twin Network'e her merkezin bir teması var. İşte Essex Üniversitesi deseniz Londra'ya yakın, yapay zeka. Hertfordshire Üniversitesi 5G telecommunication üzerine. Brunel Üniversitesi sensörlerle başladı, ultrasonikle başladı. Şimdi yapay zekayı daha çok kendine entegre eden bir merkez haline geldi. En eski merkez. Biraz daha metal ve alaşımlara yönelik Leicester, University of Leicester'ın bir merkezi var, iyi çalışan. Lancaster Üniversitesi yine Industry 4.0 dediğimiz, şimdi 5.0'ya dönüyor, robotic smart manufacturing konularında çalışmalar yapan bir üniversite merkezi. Yani 15 tane merkez. Bir de şöyle yaptık, yani dedik ki ya bu merkezler sadece İngiltere ile olmuyor, Avrupa projelerinde çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi ile de bir merkez kurduk. Kurulma aşamasına baktığınızda aslında bu merkez COVID zamanında kuruldu. Yani dünya durmuşken biz böyle bir adım attık, merkez kurduk.
Sabancı Üniversitesi ile onların Integrated Manufacturing merkezi var. Böyle çok kompozitlerle, metallerle, alaşımlarla çalışan İstanbul'da. Amaç neydi orada? Aynı ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda ortak projeler yapmak. Bunu da hayata geçirdik. TWI tabii yani sadece İngiltere bazlı bir organizasyon değil. Dünyanın her yerinde aktif olan endüstrinin çözümlerini endüstriye çözüm getirmek için çalışan bir organizasyon. Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'dan tutun da onlar daha çok biraz daha petrokimya ile ilintili. Oil and gas sektör dediğimiz uzak doğuya kadar bir sürü yerde. Buna Türkiye'de dahil. Türkiye'de bir eğitim veren bir yine açılım oldu. Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene. Yani dünyanın her yerinde aktif olan bir kuruluş. Onu bilmekte fayda var. Tabii burada biz ne yaptık? Yani bu slide bence önemli. Yani neden TWI ile insanlar çalıştı, Avrupa projeleri yaptı dediğinizde burada bir mindset, yani bir düşünce mekanizması var. Baktığınızda 2009 ile 19 yılları arasında 1.2 milyar poundluk bir Ar-Ge inovasyon ağı kurulmuş. Yani bu aktiviteye baktığınızda toplam bunun %50'sinden fazlası endüstriye gidiyor bu fonların. Neredeyse 617 milyon poundluk bir fon endüstriyel kuruluşlara ayrılmış vaziyette. Bunun yarısından biraz daha fazlası Ar-Ge ve üniversite kuruluşları. Yani beraber çalışıyorlar. Sürekli beraber çalışıyorlar. 365 tane böyle proje hayata geçirildi. 1000'i aşkın şirkette. Bunların çoğu da KOBİ. Ve böylece endüstriye direkt hem fon hem destek sağlanmış oldu. Bunu bilmekte fayda var. Belki bilmiyorum döküm sanayisi olarak yani Avrupa projelerinde bulundunuz mu, katıldınız mı, ne kadar destek gördünüz bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ama böyle bir platform söz konusu. Bu da nereden geliyor? 27 ülke ortak bir bütçe belirliyorlar. Herkes katkıda bulunuyor. Türkiye de dahil buna. Yüksek rakamda Avrupa Birliği'ne her sene ödeme yapan bir ülke. Neden ödeme yapıyor? İnovasyon ve Ar-Ge şeyine katılım artsın. Biz de destek olalım düşüncesiyle. Ve burada tabii yani her bu fona destek veren ülkenin aslında amacı kendisinin de bu fonlardan bir şekilde faydalanabilmesi. Öteki türlü sizin koyduğunuz 5-6 milyar euro başka ülkelerin fonlarına gidiyor. Yani siz yine destek oluyorsunuz ama kendiniz de pek bir fayda etmiyorsunuz. O yüzden burada TÜBİTAK'ın çok büyük KOBİ'leri ve çalışanları destekleyici bir ekibi var. Ankara bazlı, İstanbul bazlı merkezler. Yani burada Türkiye'nin de hakkı var. Yani bu konudan Ar-Ge fonlarından faydalanmanın. Bunun için tabii projeler geliştirip biraz daha ileriye yönelik bakmakta fayda var. Çünkü sonuçta yazdığınız projeler Avrupa Birliği'nin belirlediği konularda, ileriye yönelik belirlediği konulara, stratejik konulara uygun proje olmak zorunda. Bunun geliştirilmesi de bir sanat aslında. Yani bu kolay olmuyor. Endüstriden gelen fikirler en başarılı olan projeler, öyle diyelim. Yani üniversiteler kendileri fikir geliştirip burada proje yazdığında genelde o şeyi geçmez, puanı almaz. Çünkü uygulama tarafı zayıftır ve aslında bir problemi çözülmesini gösteriyor olması lazım. Hem sayılarla hem proje içinde bulunan kuruluşlarla. Tabii bu düşünce mekanizması network de farklı bir pie chart düşünün gördüğünüz gibi. Benim sol alt tarafım bu TAP dediğimiz KOBİ'ler ağırlıklı ileri yönelik programlara katılmak isteyen kuruluşların destek gördüğü bir kısım. Tabii onlara destek verecek yani KOBİ'lerin kendi işlerinde Ar-Ge çalışan sayısız az olabilir, hiç olmayabilir. Önemli olan orada Ar-Ge desteği verecek kurumların KOBİ'lere %100 destek sağlaması. Burada da merkezler devreye giriyor. Biz bunu fark ettik, o yüzden merkezleri kurduk. Çünkü KOBİ'ler kendi kendilerine bunu yapacak kapasitede genelde değiller. Yani kendileri üretimleri var, satışları var, başka ülkelere gider. O zaman aralığında böyle Avrupa projesine %100 destek verecek, geliştirecek bir kapasite genelde yok. O da normaldir. İşte orada da devreye merkezler giriyor. Bunun benim sağ üst tarafında olduğum yeşil olan kısmı eğitim kısmı.
Şimdi biz de burada bu projeler hep ileriye yönelik projeler olduğu için ve bir de üyeleri dinledik. Dedik ki yani nedir ihtiyacınız? Genelde endüstriyel üyelerin ihtiyacı diyorlar ki biz endüstriyel konularda anlayan, bizim kullandığımız standartları bilen, prosedürleri bilen mezunlar istiyoruz. Yani üniversiteden çıkan mezun ne oluyor? 2 sene bizde eğitim görüyor, eğitiyoruz. Daha sonra gidiyor başka şirkete, oradan atlıyor başka şirkete. Bu petrokimya sektöründe çok görünen bir şeydir, trenddir. Yani gelir, üniversiteden çıkar, TWI'de biraz öğrenir. Ondan sonra BP'ye gider, BP'den Mobil'e geçer, oradan Exxon'a atlar, oradan diyerek böyle sektörde çünkü imkan çok. Ama sonuçta ilk eğiten hep kaybeder. Yani ilk eğiten eğittiği kişiyi kaybeder. Bir sonraki alan en çok kazanır. Şimdi bu çalışan bir sistem değil tabii. Bizim burada amacımız dedik ki o zaman sizin seçtiğiniz konularda yüksek ihtisas çalışması yapılsın, master, doktora ama sizin seçtiğiniz konularda bunlara biz de fon verelim. Ve bu vesileyle 10 senelik bir çalışma oldu. Bu 10 senelik sürede 300'ü aşkın endüstriyel doktoralı personel geliştirildi. Ve bunlar dünyanın her yerinden gelen, bunu Türkiye'den gelip çalışan arkadaşlar da var. Bir insan kitlesi gelişti. Endüstriye girip destek vermeye hazır olan. Yaptıkları doktora projesi tamamen endüstriyel. Üniversitede buna destek veriyor. Böyle bir mekanizma kuruldu. Biz de bunu bitirdik. Ve şimdi bunun uluslararası olan kısmına bakıyoruz. Yani bu uluslararası da olur mu? Yani İngiltere'de yapıldı ama başka ülkelerde de aynı şey gerçekleşebilir mi diye. En mavi olan kısım da biraz daha farklı o. Yani 5-6-10 senelik roadmap'i olan çok büyük bir kuruluşun ileriye yönelik ben hangi teknolojileri kullanabilirim diye hazırlık yaptığı bir kuruluşun yönettiği bir program o. Bakıyorlar diyorlar ki ya biz 5-10 senede şöyle şöyle trendler görüyoruz. Bu konulara yavaş yavaş ayak uydurmamız lazım. Burada bilgi sahibi olmamız lazım, teknoloji geliştirmemiz lazım. TWI'nin desteğiyle böyle bir 3-4 sene, 5 senelik bir program hazırlanıyor ve çok ileri yönelik projelerin yapıldığı bir tamamen finansmanı büyük kuruluştan gelen bir program bu. Yani her şirketin yapacağı büyüklükte bir program değil açıkçası. Yani çok global bir holding olmanız lazım. Çünkü harcanan para miktarı 5-6-10 bin milyon euro, dolar, pound civarında 5 senelik Ar-Ge bir çalışması. Yani o yüzden buna örneklerimiz var. Mesela Aramco, bu petrokimya sanayinde çok adı geçen Aramco şirketinin ileri yönelik planları var. Bu doğrultuda Ar-Ge, tek TWI'de bir takım Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Şirketler neden böyle bir ortama katılmak istiyor dediğinizde, yani bunun farklı nedenleri var aslında. Yani network'ün bir seri aktivitesi var. Onlara katılıp kendilerini biraz daha gösterme. Diğer insanlarla çalışma, diğer fikirlere haberdar olma, beraber fikir geliştirme. Bunlar hep motivasyon. O yüzden baktığınızda 20'yi aşkın ülkeden 150'yi aşkın KOBİ'nin içinde bulunduğu bir ortam var burada. Bu da çok zengin bir ortam bana sorarsanız. Yani çünkü dediğim gibi bütün iyi fikirler, yeni fikirler aslında KOBİ'lerden çıkıyor. O yüzden KOBİ'leri dinlemekte çok fayda var. En güzel proje fikirleri de benim şu ana kadar gördüğüm KOBİ'lerden çıkan proje fikirleri. Tabii bu ihtiyaç doğrultusunda bir mekanizma geliştirildi network içerisinde. Yani fikirden tutun da proje konsepti geliştirmeye dahil ve bununla ilgili bir partnership'in kurulduğu bir mekanizma var orada. Bu çark sürekli dönüyor. Bu çarkın dönüşü ve neye cevap veriyor bu çark? Avrupa Birliği, İngiltere olsun uluslararası çağrılara cevap veriyor. Onları yokluyor. Endüstriye nasıl fayda eder? Hangi konularda bir takım girişimler var? Bunlara endüstrinin daha kolay entegre olması için dönen bir çark bu. Bu çarka da TWI üyeleri ve network üyeleri katılıp ekiplerle çalışıyorlar. Yani baktığınızda başlangıç noktası idea generation dediğimiz fikir kısmı. Ardından her şey düzgünse, her şey uygunsa, ihtiyacı da karşılıyorsa bir başvuru hazırlanıyor. Bu kolay bir başvuru değil. Yaylı Bey'in bahsettiği bir sürü konuda net zero'dan tutun da sürdürülebilirlik ondan sonra
insanlara katkı, society impact, bütün konuların ele alındığı çok geniş çaplı bir başvuru bu. Genelde Avrupa projeleri 80-90 sayfadır. Bunun bir kısmı da bu tip konulara gider ve o yüzden iyi anlayıp iyi geliştirmek lazım. Yani her fikir proje olmuyor. Biz bunu gördük. O yüzden çok kompetitif bir environment. Avrupa Birliği de her başvuruyu fonlamıyor. Yani eskiden 15 üzerinden 10-12 puan alıp proje kazandığınız zamanlar geride kaldı. Şimdi 14,5 neredeyse 15 puan alıp ancak proje kazanabiliyorsunuz. O yüzden bunun farklı nedenleri olabilir. Fonların daha değerli harcanması olabilir, daha dikkatli harcanması olabilir ama böyle bir durumda söz konusu. O yüzden çok iyi fikirlerin geliştirilmesi lazım. Tabii biz KOBİ'ler dedik, inovasyon dedik. Genelde KOBİ'lerin ihtiyacı olan bu tip laboratuvarlar ve cihazlara kolay ulaşabilecekleri bir ortamda gelişmek, bulunmak, büyümek. Bu nedenle tabii TW yayında bulunduğu Cambridge'de mesela inkübasyon merkezleri dediğimiz yerler var. KOBİ'lerin gelip burada faydalanabileceği cihazlardan, testlerden, makinalardan ve malzemelerden rahat kullanabileceği ortamlar geliştiriliyor. Ve böylece bir inovasyon ortamı içerisinde KOBİ büyüyor aslında baktığınızda. Yani nereye baksa, sağına soluna baksa herkes inovasyonla uğraşıyor. Bu da KOBİ'nin bu doğrultuda büyümesine yardımcı olan bir ortam. Biz de buna destek verdik, veriyoruz. Bu şekilde bir network geliştirildi. Bunun bir takım örnekleri var. Yani ben onu sunmak istedim. Her ne kadar küçük de olsa veya büyük de olsa. Mesela Cars Welding dediğimiz bir şirket, bir kaynak şirketi. Lazer bazlı kaynak yapıyor. Baktığınızda çalışan sayısı 10 kişiden az olan bir şirket. Yani bu otomotiv sektörüne ve diğer inşaat sektörüne servis veren, hatta havacılık sektörüne servis veren bir kuruluş. Ama Yaylalı Bey'in dediği gibi butik bir kuruluş. Yani butik company'siz. Öyle çok özel, herkesin kolay yapamayacağı parçaları üreten, kaynaklayan bir lazer kaynak yapan bir kuruluş. Şimdi bunların da tabii bu aslında yani biraz da zihinle ilintili. Yani ileriye bakıyorlar. Biz yaptığımız lazer kaynağı elektrik araçlarının da büyüdüğü bir ortamda nasıl daha faydalı hale getirebiliriz düşüncesiyle bir fikir geliştirildi. Bu fikrin geliştirmesinde merkezlerle oturdular, konuştular. Ve bir başvuru hazırladı ve bu başvuru da kabul oldu İngiliz Hükümeti İnovasyon Fonu tarafından. Ve çok büyük miktarda aşağı yukarı 1 milyon poundluk bir destek gördüler. Yani bu 10 kişilik bir şirket için çok büyük bir Ar-Ge desteğidir. Bir anda böylece kendileri butik işlerini yaparken aynı zamanda ileride kullanacak elektrikli araçlarda bir seri lazer kaynak var. Yani 100-200 tane o özellikle battery pack dediğimiz bataryaların içinde bulunduğu alüminyum komponentlerde bir seri kaynak var. Bunlar da lazerle yapılıyor. Böylece onun daha kuvvetli, daha sağlam olması için geliştirilen bir teknik. Başarılı oldu. Çok güzel de metalürjik sonuçlar elde edildi. Gördüğünüz gibi. Metalürji de okumuş olan arkadaşlar anlayabilir. Yani ultrasonik etkiyle nasıl kaynak bölgesi daha sağlam hale getirilebiliyor. Bununla ilgili biz podcast da yaptık COVID süreci içerisinde. İsteyen onu da dinleyebilir. Yani dediğim gibi ne kadar küçük de olsa böyle bir küçük bir şirket çok büyük bir alana adım attı ve şimdi kendileri araç yapan şirketlerle çok avantajlı bir konuma geldi. Yeni araç üretiminde bu nasıl kullanılır onu konuşuyorlar. Buna benzer farklı konularda da destek görülebiliyor. Mesela eğitim konusunda yani Avrupa Birliği projeleri nasıl yazılır, nasıl yönetilir? Bu konuda da eğitim görmek isteyen şirketler var. Kendi fikirlerini hayata geçirmek isteyen şirketler. Bunlar da bu ortamdan faydalanıyorlar. Yani olay sadece teknik de değil aslında. Yani biz kafamızdaki fikri nasıl sunabiliriz, mesajımızı nasıl iletebiliriz gibi konularda çok çalışan, ilgi gösteren kurumlar da var. Baktığınızda mesela bu bahsi geçen kuruluş Inquiring Minds, kökeni üniversite bazlı ama software ve big data, IoT alanında çok gelişmiş bir KOBİ ölçekli şirket. Ve bu platformlardan faydalanmak istediği için bir takım eğitimler almak üzere de network'e katıldı. Böyle destekler de mümkün. Ben birkaç buraya link koydum. Tanıdıklık olsun diye. Yani hani ya burası nasıl çalışıyor, network ne demek,
merkezler nelere bakıyor, bu programlar KOBİ'lere yönelik nasıl diye. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Eğer sorunuz olursa yardımcı olmaktan memnun olurum. Ama dediğim gibi aslında yani bu bir community, bu bir aile diye düşünün. Bu ailenin ortak birleştiren kısmı inovasyon. İleriye yönelik nasıl daha ilerleyebiliriz? Aynı karşımıza çıkan soruların problemleri nasıl beraber atlatabiliriz gibi düşünen firmaların ve kuruluşların bir araya geldiği bir ortam. Türkiye'den de katılımcıları var. Çünkü bu tip tarzda düşünen insanlar da var. O yüzden herkese açık, öyle diyelim. Şimdi tabii ki insanların beraber buluşup tanıştığı, aynı toplantıya katıldığı ortamlar oldu. Ama COVID süresince olma biraz zor hale geldi. Tekrar şimdi yine gündeme geliyor, bugün buluştuğumuz gibi. Tabii buna ek olarak bir de online bir platform geliştirildi network içerisinde. Bu da tabii katılımcı organizasyonlara çok fayda eden bir platform. Çünkü kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını paylaştıkları bir platform diyelim. Yani siz bir kurum olarak ya biz şu konularda üretim yapıyoruz, kabiliyetimiz şudur, şu konularla ilgileniyoruz dediğinizde sizle beraber çalışmak isteyen, sizden faydalanmak isteyen, sizin bilgi girişiminizle ortak çalışmak isteyen kurumların sizi gördüğü bir ortam bu. Ve böylece yani beraber işbirliği yapıp geliştirmek, inovasyon yapmak için fırsat da daha fazla hale geliyor. Tabi burada TWM verdiği destek bütün çağrıları listeliyor. Hangi çağrılara hangi ilgi var? Bunları KOBİ'lerle ve merkezlerle örtüşüyor. Bununla ilgili daha 1 Kasım'da bir toplantı oldu. İnternetten herkesin katıldığı, yani brokerage event diyoruz. Burada da tabi şirketler faydasını görüyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi burada işlerin biraz daha hızlı ilerleyebilmesi için, insanların birbirini daha kolay tanıyabilmesi için kurulan bir platform. Benim de temas bilgilerim buradadır. Tekrar çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi bütün gün buradayım. Memnun olurum tanışmaktan. TÜDOKSA'da da ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.